Merhabalar, hoş geldin. Bu derste sana kimyasal hesaplamalar ünitesinden saflık, verim ve yüzde problemlerinin önce konusunu anlatacağım. Ardına ise TYT Soru Bankası'ndan soru çözümü gerçekleştireceğim. Şimdi öncelikle bir konu anlatımımıza bakalım. Tabi hesaplama olduğundan dolayı yine burada da konu anlatımı çok kısa daha çok soru tipi görmemiz gerekecek. Yani bol bol soru çözmemiz gerekecek. Hemen kısadan bir konu anlatımımıza değinelim ve farklı farklı soru tiplerini inceleyelim. Şimdi tepkimeye giren maddelerden en az birisi tükenmişse bu tür tepkimelere biz %100 verimli ya da tam verimli tepkime diyoruz. Bak iki tane maddem var. Birisi X birisi Y tamam mı? Birisinden 20 gram var birisinden 10 gram var. Bunlardan bir tanesi biterse %100 verimli oluyor. Yani ikisi de bitmek zorunda değil %100 verimli olması için. Buna dikkat ediyorsun tamam mı? Tepkimeye giren maddelerden tükenen madde yoksa bu tür e, maddelere ise biz verim tepkimeleri diyoruz. Yani %100 gerçekleşmemiş. İ i̇ki tane maddemiz var, X ve Y. İkisinden de biten yok. İşte bu ne olmuş? %100 yani tam verimle gerçekleşmemiş bir tepkimedir. Bunlara verim tepkimeleri diyoruz. Peki tepkimenin verimi nedir? Nasıl hesaplarız? Tepkimenin verimini biz şöyle hesaplayacağız. Örneğin X'ten biz normalde 1 mol y oluşmasını bekliyorduk x'in tamamı parçalanınca. Ancak x'in tamamı parçalanmadı ve 1 mol değil de beklentimiz değil de beklentimizin altında 0.5 mol y oluştu. İşte verimi şöyle hesaplıyoruz. Yüzde verim eşittir. Gerçekte oluşan miktar kaç? 0.5 mol bölü olması gereken tamamı parçalandığında teorik olarak beklediğimiz sonuç çarpı 100. Tamam mı? Formül bu anlama geliyor. Oluşan miktarı oluşması gereken miktara bölüp yüzde çarpıyoruz. Bu da bizim verim problemlerimiz. Şimdi bununla ilgili aşağıda bu tip sorulara nasıl yaklaşacağız şeklinde bir şema var. Bunu da inceleyelim. Mesela başlangıçtan madde ve madde tepkime verimi verilmiş, oluşması gereken ürün miktarı soruluyorsa şöyle bir tepkimem var. Madde ne yapıyorsun? Miktar verilmiş. Şimdi verilen madde miktarını verimini hesaplıyorsun. Yani tepkimeye ne kadarı girmiş onu buluyorsun. Örneğin sana 100 gram verdi. Sen ne yaptın? Veya işte 100 gram değil de 10 mol diyelim. İşte %20 verimle gerçekleşti dedi. Hemen sen bu 10 molün %20'sini alıyorsun. 10 molün %20'si ne yapar? 5, 2 mol mu yapar? 2 molü tepkimeye girdi. İşte verimle hesapladıktan sonra miktar geçiş yapıyorsun. Hemen bunun molünü buldun. Molünü bulduktan sonra zaten gramına geçersin. Soruyu çözerken bu yöntemi kullanman gerekiyor. Bir başka şema. Başlangıçta alınan madde miktarı ve oluşan ürün miktarı verilmiş tepkime verilmiş soruluyorsa. Bu kez de sana verimi sorarsa diyor. Verilen madde miktarını mole çeviriyorsun. Tamam mı? Daha sonra miktar geçiş yapıp tekrar oluşan maddenin molünü buluyorsun. Oluşan maddenin bulun, molünü bulduktan sonra Oluşan mol bölü olması gereken e, mol deyip yüzde çarpıyorsun. Yerimi, verimi hesaplıyorsun. Verimler böyle. Şimdi soru üzerinde çok daha net bir şekilde göreceksin ne demek istediğimi. Bir de e, verimi anlattıktan sonra bir safsızlığa da değinmek istiyorum. Nedir bu safsızlık? Örneğin odun düşün. Tamam benim işte e, 6 tane odunum var. Odunları şöyle mavi çizgiyle çiziyorum. 6 odunum var. Bu 6 odunun yanında da her bir odun 1 gram olduğunu düşün tamam mı? Ee, 4 tane de taş olsun. Her bir taşta yine 1 gram. Birinci taş, ikinci taş, üçüncü taş, dördüncü taş. Toplam kaç gram bu? 10 gram. Değil mi? Ben bunu yakacak olursam, oksijenli tip kimyaya sokarsam kaç yani kaç tanesini yakarım? Yani bu 10 gramın kaç gramını yakarım? Yani taşlar yanmaz. Ama mavi olan odunlar yanar. 6 gramını yakarım değil mi? İşte bunlara da biz safsızlık problemleri diyoruz. Tamam mı? Yani saf değil. 10 gramın tamamını yakamadın. 6 gramını. Sadece saf olan kısımlarını yakabildin. Bu tür problemlerde yaparken işlem yürütürken hep saf olan kısımdan işlemi yürütmen lazım. Veya bulduğun ürünü miktar geçiş yaparak buranın molünü bulacaksın. Bu saf olan kısım bulduğun kısım saf olan kısımdır. Daha sonra tamamına safsızına gideceksin. Peki hocam bir maddenin saf olup olmadığını nasıl anlayacağım? Eğer sana soruda filiz cevher gibi ifadeler kullanıyorsa bil ki bu madde saf değildir tamam mı? Bu madde saf olmayan maddelerde filiz cevher gibi ifadeler kullanılır diyeceğiz. Şimdi hemen soru çözümümüze çözümüne geçelim. Orbital TYT soru bankasına açıyorsun tamam mı? Orada kimyasal hesaplamalar ünitesine geliyorsun 8. ünite ve 5. testi açtın. Tamam mı? 5. testten beni takip et. 1. soru. Kalem rengimizi de mavi yapalım. Kırmızı çok hoşuma gitmiyor. Kütlece %20'lik saflıktaki 200 gram kalsiyum karışımı tepkimesine göre yeterince HCl ile tepkimeye girdiğinde en fazla kaç gram H2 gazı oluşur? Şimdi bak. kalsiyumum ne yapıyormuş? 2HCl ile tepkimeye girip CaCl2 oluşturuyormuş. Tamam mı? %20 saflıkta diyor. Öncelikle saf olan kısmı buluyoruz. 200'ün %20'si saf. Ne yaparsın? 20 ile çarpıp 100'e bölersin saf olan kısmını bulmak için. Bu da ne yaptı? 40 gram. Yani benim elimde saf olan 40 gram kalsiyum var. Şimdi 40 gram kalsiyum kaç mol demek n eşittir M bölü MA'dan? 40 bölü MA'sı kalsiyumun 41 mol. Tepkimeye giren kısım 1 molluk kısmı. Saf olan giriyor. Az önce odun taş örneği vermiştim. Kaç gram H2 oluşur diyor. Kas sayısı 1 olandan hani burada bir şey yoksa görülmez Bir 1 vardır. Kas sayısı 1 olandan 1 mol girdiyse 1 olandan da 1 mol oluşacaktır. 1 mol H2 oluşur. 1 mol H2 en eşittir M bölü MA formülünden kaç gram yaptı? 1 mol eşittir M bölü MA saç 2'nin 2 işler dışlar çarpımından 2 gram H2 oluşur deriz. Cevabımız D seçeneğidir. Geçtik ikinci soruya. 48 gram Mg cevheri. Cevher dediyse nedir? Bu saf değildir. Denklemine göre HCl ile tepkimeye girdiğinde normal koşullarda en fazla 22,4 litre H2 gazı oluşuyor. Buna göre cevherde bulunan magnezyum yüzdesi kaç saflıktadır? Şimdi bak tepkimeye yazdım bir şuraya. Daha net gördü. 2 HCl'den ne oluşmuş? MgCl2 artı H2 oluşmuş. Oluşan H2 gaz, kaç mol? Bunu bir bulalım en eşittir. V bölü 22,4. Bak hacim verirse bunu kullanıyorsun. Kütle verirse en eşittir. En bölü ma kullanıyorsun. İki tane formülümüz var zaten bizim. En eşittir. Oluşan hacim 22,4 bölü 22,4'ten 1 mol. Yani 1 mol H2 oluşmuş. Kas sayısı 1 olandan 1 mol oluştuysa kas sayısı 1 olandan da 1 mol harcanmıştır. Değil mi? Yani ben 1 mol magnezyum harcadım. 1 mol magnezyum kaç gramdı? 24 gram deması 24. Bak. 48 gramın 24'ünü harcadım ben. Yani %100'üm 48'di. 24'üm yüzde kaç yapar o zaman? Yarısı %50. Demek ki benim magnezyumum %50 saflıktaymış. Cevabım A çıktı. A şıkkı. Geçtim 3. soruya. Kalemin puntosunu birazcık küçültelim. Aşağıdaki karışımlardan hangisi yeterince HNO3 ile tepkimeye girdiğinde en fazla karbondioksit gazı açığa çıkar diyor. Ne kadar fazla madde tepkimeye girerse o kadar fazla madde çıkar değil mi? Şimdi 10 gram %40'lık kalsiyum karbonat yani şeyi nedir? Kaç gramı tepkimeye girer? 10 gramın pardon 40 gramın %10'uymuş. 10 bölü 100 dersek 4 gramı tepkimeye girer. Şuna bakalım. 20 çarpı 20 bölü 100 diyecek olursak Kaç gramı tepkimeye girdi? Bunun da 4 gramı girdi. 4 gramı tepkimeye girdi. 4 gram. Şuraya bakıyorsun. 20 çarpı 30 saf, %30 saflıktaymış. Ne yaptı? 6 gramı tepkimeye girdi. D seçeneği bak. 80 gramın %10'u tepkimeye giriyor. Bu da ne yapar? 8 gramı tepkimeye girir demek. E seçeneği ise 50 gramın %20'si tepkimeye giriyormuş. Ne yaptı? Şu iki sıfırlar gitti. 10 gramı tepkimeye girdi değil mi? Hangi maddenin miktarı daha fazla? E seçeneği. Demek ki E seçeneği ile tepkimeye girerse daha fazla karbondioksit açığa çıkar. Çünkü daha fazla madde tepkimeye giriyor. Geçiyorum dördüncü soruma. Ee, diyor ki 224 gram saf olmayan sodyum karbonat katısı yeterince HCl ile e, tepkimeye girerek etkileştiğinde 22,4 litre karbondioksit gazı oluşmaktadır. Buna göre diyor sodyum karbonatın saflık yüzdesi kaçtır? Şimdi bak. Oluşan ürün ne? 22,4 de karbondioksit gazı. Kaç mol demek? N eşittir. V bölü 22,4 yapacak olursam. N eşittir. 22,4 bölü 22,4'ten 1 mol. 1 mol. 1 mol oluşuyormuş. Kas sayısı 1 olandan 1 mol oluştuysa 1 olandan da 1 mol harcanmış mıdır? Bak ne yaptım? Buraya geldim diyor. Çünkü bana bunu soruyor. 1 mol kalsiyum karbonat pardon sodyum karbonat kaç gram? nh bile maden sodyumdan 2 tane sodyum var. 23 çarpı 2 artı karbon 12 oksijende 16 3 tane çarparsan 106 yaptı. Yani 106 gramını harcadım. Ben 424 gram e, sodyum karbonatın 106'sını harcadım. Yani yüzde kaçını harcadım? Gördüğün gibi 4'te 1'ine düşmüş. 100'ün 4'te 1'i kaç yapar? 25 mi? %25'ini ben tepkimeye sokmuşum. Tepkimem neymiş? %25 saflıktaymış. İster böyle yaparsın veya formülden yaparsın. Verim eşittir dersin. Oluşan madde, harcanan madde kaç gram? 106. Harcanmasını beklediğin kaç gramdı? 424'tü. Yani teorik olarak. Sadeleştirdiğin zaman 106'ya böl 1, 106'ya böl 4. Formülden yapacak olursan böyle yaparsın. %25 deriz. Ben formülden çözmüyorum bunların hiçbirini. Tamam mı? 5. sorumuz. Yer kabuğunda çıkarılan cevher doğrudan metal üretimine tabi tutulmaz. Metal üretim işleminden önce cevher içindeki bazı maddelerin uzaklaştırılması gerekir. Pirit ve hematit cevherlerden 200 er gram alınarak saflaştırma işlemi yapıldığında birer mol saf pirit ve hematit elde edildiğine göre bu cevher örnekler yüzde kaç saflıktadır diyor. Ve ne yapacağım? 1 mol Pirit'in yani FS2'nin MA'sını bir bulacağım. Yani bu kadar elde ediyormuşum. Nedir 1 mol? Kaç gram demektir? Demir 56, kükürt 32 ama 2 tane var. 64 artı 56'dan ne yapar? 64 artı 56 120 gram mı yapar? Yani 200 gram da 120 gram elde etmişim. Pirit'i. 100 gram olsaydı kaç gram elde derdim? 60. Demek ki 160 saflıktaymış. Pirit. Hematite bakıyorum. Bir molüne bak. Demir 50, e, 56 iki tane demirden ne yaptı? 112 artı oksijen 16 3 tane oksijenden 1 molü 48'den 160 mi çıktı? Bak MA'sı hematitim bu. Tamam mı? F2O3. Şimdi 200 gramı hematitimden 160 gram elde etmişim. Yani 100 gram olsaydı ne kadar elde ederdim? Bunun yarısı olan 80 elde ederdim. Demek ki hematitimde de %80 saflıktaymış. Cevabımız B seçeneği. Altıncı soru. 72 gram CaO2 katısı ısıtıldığında yukarıdaki denkleme göre CaO göre normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan O2 gaz oluşmaktadır. Buna göre tepkime verim yüzde kaçtır diye sormuş. Öncelikle oluşan maddenin molünü bulalım. 8,96 bölü den ne yaptı? 0,4 mol oksijen oluşmuş. Bak. Burası 0,4 mol. Kas sayısı 1 bölü 2 olan 0,4 ise 1 olan kaçtır? 0,8 moldür değil mi? Şimdi başta CaO2 kaç moldü? MA'sı K üstünden 40 2'den 72 çıkar. En eşittir. 72 gram bölü 72'den 1 mol. Benim 1 mol'um vardı. Ne kadar harcandı? 0.8'e harcandı. Verimim ne yapar? Yani 0.8 bölü 1 çarpı 100 diyecek olursan 80 olur. Tamam mı? Cevap E seçeneğidir. 7. soru. Denklemine göre 40 gram kalsiyum karbonat katısı %50 verimle ayrışmaktadır. Buna göre tepkime sonunda oluşan CO2 normal koşullarda kaç hacim kaplar? Öncelikle kaç mol olduğunu bir bul. N eşittir M bölü MA'dan 40 bölü MA'sı kalsiyum karbonatın 100. Kaç mol? 0,4 mol. Elimde 0,4 mol kalsiyum karbonat var. Bunun %50'si tepkimeye giriyor. Çünkü %50 verimle diyor. 0,4'ün %50'si nedir? 0,2 mol'ü tepkimeye giriyordur. Yani şuradan 0,2 mol harcayacağım. Kas sayısı 1 olandan 0,2 harcanıyorsa kas sayısı 1 olandan da 0,2 mol oluşacak. Oluşan karbondioksit 0,2 mol. Hacmini bulacağız. N eşittir. V bölü 22,4 formülünden 0,2 mol eşittir. V bölü 22,4 işler dışlar çarpımından 4,48 litre çıkar buradan. Cevap D seçeneğidir. 8. soru. Tepkimesine ait kütlelerin zamanla değişimini gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur? Önce bir tepkimeye yazalım. Başlangıçta olanlar nedir? Tepkimeye girenler girenlerdir. Sonradan olanlarsa tepkimeden çıkanlar ürünlerdir. Yani başlangıçta ne var? X ve Y var. Zaten bize bu tepkimi vermiş. Ne oluşturmuş? Z oluşturmuş. X kaç gram harcanmış? 12 grammış. Bak dibi görmüş. Sıfıra kadar inmiş. Yani x'in 12 gramı harcanmış. Y 12 grammış. 4 gram kalmış. Bu ne anlama geliyor? 8 gramı harcanmış. E, kütlenin korunumu kanunundan sol tarafta 20 gram madde tepkime girdiyse sağ tarafta da 20 gram madde oluşmak zorunda değil mi? Toplam kütle daima korunuyor. Yani m'imiz kaç çıktı? 20 çıktı. 20 gram z oluşmuştur. Üçüncü seçenek doğru. Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir diyor. Tepkime de en az bir tane biten madde varsa tam verimle yani %100 verimle gerçekleşmiş tepkime diyorduk bu tür tepkimelere doğru. Y'nin kütlece %25'e harcanmıştır diyor. Şimdi %100 Y'nin 12 idi. Ne kadar harcandı? 8'e harcandı. Yüzde kaç harcanmış oldu? Ve art yüzde 66.6 harcanmış oldu. Yani 33.33 .33 gibi bir kısım arttı. Yüzde 25 değil. Cevabımız 1 ve 3 C seçeneği olacak. Dokuzuncu soru. Denklemine göre 240 gram magnezyum metalinin kütlece %20'si oksitlenerek magnezyum oksit katısına dönüştüğüne göre toplam katı kütlesi kaç gram olur diyor. Şimdi 240 gramın %20'si. Önce bunun bir %20'sini bulalım. Tamam mı? Ee, şu sıfırlar birbirine götürdü. 48 gram. 48 gramı dönüşmüş. 48 gramı kaç mol demek? En eşittiren MA'dan. 24. Bak magnezyumun 2 mol. 2 molü dönüşmüş. Yani tepkimeye giren kısım sadece 2 mol. 140'ın yalnız 2 molü tepkimeye giriyor. Tamam mı? Katsayıs 2 olan 2 mol girdiyse katsayıs 2 olandan 2 mol oluşacak. Yani Benim oluşan kat miktarım e, ne oldu? 2 mol MgO oldu. 2 mol MgO kaç gram demek? N eşittir M bölü MA'dan 2 eşittir M bölü MA'sı. Magnezyum 24 Oksijen 16 toplarsan 40 M eşittir 80 çıktı. Bak, 80 gram oluştu. Normalde ben ne yaptım? 240 gram maddemin 48'ine harcadım. 48 gram magnezyum harcandı. Yani 192 gram elimde Mg kaldı. Bu 48 gram Mg oksijenle de tepkimeye girerek 80 gram MgO katısı oluştu. Bana ise toplam katı miktarını soruyor. Yani 192 artı 80'den 272 gram katım oluşur. Cevabım B seçeneğidir diyeceğim. Tamam mı? Geçtim bu soruyu da. Geldik 10. Ee, yukarıda bir tepkimenin gerçek ve teorik verimini gösteren kütle zaman grafiği verilmiştir. Ee, bu grafiğe göre yüzde verim nedir diyor. Şimdi zamanımı bir sabitleyeyim ben burada. 20. saniyede. 20. saniyede yani benim verim neydi? Teo gerçek verim bölü teorik verimdi, değil mi? Çarpı 100. Şimdi 20. saniyede normalde 20 yani teorik olanım 20 gram maddenin Oluşması lazım. Ama gerçek verimim oluşanım kaç? 10 çarpı 100. Sıfırlar gitti. 102'ye böldün 50. Yani %50 verimle gerçekleşmiş. Cevap C seçeneği. Çok güzel bir soru aslında. Grafik olduğundan dolayı zor gibi görünüyor ama gördüğün gibi çok zorlayıcı bir soru değildi. Korkma. Bakalım şu soruya. 11'deyiz. Tepkimesine göre %50 saflıktaki kalsiyum karbonat katısı %60 verimle tepkimeye girerek normal şartlar altında 13.44 litre karbondioksit gazı oluşturduğuna göre başlangıçta alınan kalsiyum karbonat kasası katısı kaç gramdır? Bak. Saflığı kullanmış, verimi kullanmış. Hani biraz soruyu zorlamaya çalışmış. Bakalım. N eşittir V bölü 22,4'ten öncelikle oluşandan yani şuradan bir çıkalım. Karbondioksit kulağını bir tut. 13.44 bölü 22,4 Sadeleştirdiğiniz zaman 0,6 mol çıkar. Oluşan karbondioksit 0,6. Şimdi kas sayısı 1 olandan 0,6 oluştuysa kas sayısı 1 olandan da 0,6 harcanmıştır değil mi? Yani 160 verimle tepkimeye girdiğinde ne kadar harcanıyormuş? 0,6. İyi dinle burayı. 160 verimle. %60 verimli harcandığında 0.6 oluyorsa o zaman bu %100 verimlisi nedir? 1 moldür. Öyle değil mi? 1 mol. Şimdi bu 1 moline %50 saflıkta olan kısmı %100 saflık yani %50 saflığı 1 mol ise benim normal %100'üm nedir? Yani maddenin tamamı nedir? 2 moldür. Benim 2 mol kalsiyum karbonatım vardır. 2 mol kalsiyum karbonat kaç gram yapar? En eşittir en ma'dan. 2 bölü ne yaptı? 200 gram yapar. Cevap B şıkkıdır. Tamam. Bir daha istersen burayı anlatayım. Sanki e, tam böyle oturmadı gibi hissettim. Şöyle adım adım bir daha göstereceğim burayı. Farklı bir soru. İkisini bir kullanmış çünkü. Şimdi bu 0.6 mol. Tamam mı? Bu da 0.6 mol harcanmıştır. Çünkü kas aynı. 0.6 0.6. Bu ne? %60 verimli olursa 0.6 %100 olarak düşünseydik yani bunun tamamı kaç moldur şu tepkimeye girebilecek saf olan kısım 1 moldur. Saf olan kısım %50'ymiş. Yani %50'im 1 mol. %100'üm de 2 moldur. Öyle değil mi? 2 mol kalsiyum karbonat da 200 gram eder. Bu soru da böyleydi. Bu dersin de sonuna geldik. Bir başka derste ise yine bu konuyla ilgili Konu anlatımı ve soru çözümü yapmaya devam edeceğiz. Senden ne bekliyorum? Bol bol yorum ve e, beğeni. Arkadaşlarına da tabii bu videoları tavsiye etmeyi unutma. Şimdilik bu kadar. Bir başka derste görüşürüz. Kendine iyi bak.